Merhaba, ismim Erol Çelik. Size daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış, çok kısa tuhaf öyküler anlatmaya devam ediyorum. Şimdi anlatacağım bilim kurgu öyküsü distopik bir evrende geçiyor. Adı Kayıp Şehir. Biraz dramatik, biraz rahatsız edici bir öykü. Çok kısa tuhaf öyküler başlıyor. Kayıp Şehir Yazan Erol Çelik Okuyan Erol Çelik 2014 yılı benim için çok soğuk geçti. Bunu özellikle belirtiyorum. Başkası için nasıldır bilmem ama benim için o yıl gerçekten soğuktu. Yaşadığım şeyden dolayı mı kış soğuktu yoksa insanın ruhunu donduran soğuktan dolayı mı o anıyı aklımdan silemiyorum, inanın bilmiyorum. Bildiğim tek şey aradan 38 yıl geçtiği. Evet, neredeyse 39 yıl. Ve ben artık çok yaşlıyım. Aman efendim çok yaşlı falan değilsiniz. Ben mi yaşlı değilim? Önce gülümsedi. Sonra iki elinin işaret parmağını yüzüne çevirerek kendini gösterdi. Şu halime bak. Hayır efendim bunu kabul etmiyoruz. Daha uzun yıllar bize önderlik edeceksiniz. Genç adam mikrofonun başında gözlerini kısarak Demek o kış ilginç bir şey yaşadınız ha? Diye şaşkınca konuyu değiştirmeye çalıştı. Yakaladığı bu detayı en iyi şekilde değerlendirecekti. Böyle bir fırsatı asla kaçırmayacağını tüm dinleyicileri iyi bilirdi. İşte sevgili dostlar, kokuyu duyabiliyor musunuz? Derin bir nefes alın ve harika bir ananın kokusunu ciğerlerinize çekin. Ben şimdiden çok çok keyiflendim. Hadi, nefis bir anı dinleyelim ama kısa bir müzik arasından sonra. Döndü. Loş stüdyonun tek ışık kaynağı olan bilgisayarın ekranına yaklaştı. Alt alta sıralanmış çalma listelerinden bir tanesine çift tıkladı ve mikserin ikinci potunu yavaşça açarak "Sting sevdiğinizi bildiğim için Shape of My Heart çalıyorum. Ne dersiniz?" diye sordu. Keyifle yanağını gerip yaptığından ne kadar gurur duyduğunu gösterircesine parmaklarını şaklattı. "Bir şey söylemek mümkün mü? Bu yaşlı adam teşekkür ediyor." Siz pillerinizi kontrol edin, ben de konuğuma bir kahve getireyim. Daha sonra müziği bir an yükseltti ve ardından tekrar düşürerek devam etti. Daha sonra 2014 kışındaki o anıyı dinlemeye başlayalım. Duman rengine dönmüş, sünger duvarlı, karanlık bir odaydı stüdyo. Tüm Ege bölgesinin tek eğlencesi olan radyo istasyonu, 4 kanallı el yapımı bir mikser bir bilgisayar ve iki mikrofondan oluşuyordu. En az enerjiyle çalışabilecek bir mühendislikle kurulmuştu. Gündüz başka hiçbir işe yaramayan güneşin enerjisini paneller yardımıyla depoluyorlar. Doldurdukları akülerle gece yarısına kadar yayın yapabiliyorlardı. En ekonomik haber ve eğlence kaynağıydı radyo. Başka hiçbir iletişim aracına ne aküleri ne de jeneratörleri yetiyordu. Filtre kahvemiz en iyisidir ama sütümüz yok. Spiker enerji dolu genç bir adamdı. Kirli tişörtü pis sakallarıyla tam da kendi jenerasyonunu yansıtıyordu. Anıyı şey anlatmak istediğimi pek zannetmiyorum. Ilık bir kahveyi üzerinde nükleere hayır yazılı bir kupayla konuğunun önüne koyduktan sonra tüm profesyonelliğine güvenerek efendim siz büyük bir sanatçısınız. İnsanlar o küçücük barınaklarında yalnızlar dedi. Elektrik yok, televizyon yok. Sadece biz varız. Sadece bizim anlattıklarımız var. Ne olur onları bu zevkten mahrum bırakmayın. Adam radyocunun söyledikleri karşısında gülümsedi. Bunun kibirle bir alakası yoktu. Gerçekten biraz dramatik bulsa da karşısındakinin söylediklerine katılıyordu. Ağzını iyi laf yapıyor Çobanoğlu. Mesleki deformasyon. Ama söylediklerimde gayet samimiyim efendim. Biliyorum. Şaşırdığım şey beni çabuk ikna etmen. Aslında ben de çok merak ediyorum. İkna ettiysem ne mutlu bana. Kayıp şehrin liderinin gençken neler yaşadığını herkes gibi ben de dinlemek istiyorum. Durdu, saygıyla gülümsedi ve lütfen dedi. Kayıp şehrin lideri başıyla onayladı. Kupasının üzerindeki yazıyı okumaya çalışır gibi yaparak konuyu değiştirdi. Aslında insanlar bunların hiçbirini hak etmediler dostum. İki hafta önceki sohbetimizde söylediğiniz şey aklımı hep meşgul etti. Hangisi? Hani dediniz ya insanlar cehaletten kurtularak, medeni olmaya çalışarak ömürlerini geçirdiler. Ama kendi doğalarına düşman oldular. Elbette ilkelliği savunmuyorum ama bak bu hale hak etmesek de kendi elimizle geldik. Şimdi yeniden Hayatta kalabilmek için yeni şeyler öğrenmeye, yeni şeyler denemeye çalışıyoruz. Ya sonra her şey tekrar eder mi? Sting şarkıyı bitirmek üzereydi. Çobanoğlu biraz daha konuşmaya hevesliydi ama enerjisi bitiyor, dinleyici bekliyordu. Eski kulaklıklar takılıp tozlu mikrofonlara yaklaşıncaya kadar konuşmadılar. Kayıp şehir, duyuyor musun? demek duyuyorsunuz. O zaman ben de sözümde durayım ve konuğumun mikrofonunu açayım. Açayım ki bize yol gösteren, bize bu çukurda yeniden bir hayat sunan adamın anısını dinleyelim. Teşekkür ederim Çobanoğlu. Gıcırdayan hareketli koltuğunda biraz doğruldu. Önemli bir şey söyleyeceği zamanlarda bunu hep yapar. Biraz toparlanarak düşünecek zaman yaratırdı kendisine. Öncelikle ben yeni bir hayat sunmadım kimseye. Ben sadece ümidimizi kaybetmememizi savundum. Hiç kimse bir başkasına yepyeni bir hayat sunamaz. Sadece yol gösterir. Yol ayrımına gelindiğinde tavsiyede bulunur. Şu yoldan git bile diyemez. Alacakaranlıkta radyocunun hayranlık dolu bakışlarına takıldı. Beni dinleyen herkese teşekkür ederim. Ümidimizi kaybedersek yok oluruz. Sunucu gülümsedi şu an radyolarının başındaki herkes gülümsüyor olmalıydı. Tarihin her sayfası hırslarına yenik düşen liderlerle dolu. Bu yüzden yok olmadı mı dünya? Biz gerçek hayatın sadece gerçekten yaşamak zorunda olduğumuz, şu an nefes almak zorunda olduğumuz hayat olduğunu bilmeliyiz. Ancak o zaman hayatta kalabiliriz. Nihayetinde hayatta kalmak zorundayız. Kahvesinden bir yudum almak için soluklandı. Kısa bir an sessizlik olunca radyocu hemen devreye girdi. Eğer uygun bir şekilde sözü çevirmezse konu uzayıp gidecek, anı çöp olacaktı. Buna müsaade eder miydi? "Hazır mısın kayıp şehir?" diye konuğunun söze başlamasını engelledi. "Peki" dedi. Sakalları göbeğine kadar uzun, kemik gözlüklerinin üzerinden taşan kaşlarının altındaki şefkatli bakışlara sahip lider kurtuluşun olmadığını anlamıştı bu tatlı cingözlüğe müsaade edecekti. Çobanoğlu kendi mikrofonunun potunu kapatmadan önce sizinle aynı odayı paylaşmaktan bile büyük onur duyuyorum efendim dedi. Bunu yürekten söylüyorum. Sağ ol Çobanoğlu. Ben de burada olmaktan mutluyum. Genç radyocu arkasına yaslanarak sustu. Bu güzel şeyi en yakından yaşamanın verdiği mutluluk hiçbir şeyle ölçülemezdi. O zamanlar hiç kimse 6 yıl sonra bir virüsün tüm insanlığı perişan edeceğini bilmiyordu. Bilseler de 6 yıl içinde zaten unuturlardı. Her yerde elektrik vardı. Filmler çekiliyor, programlar yapılıyor, televizyonlarda yarışmalar düzenleniyordu. Sanki her şey her zaman mükemmel gidecekmiş gibi yaşayıp gidiyorduk. Karnını doyurmak için bir lokantaya girmen yeterliydi. Galiba en çok bunu özlüyorum. Bana oradan bir tereyağlı İskender verir misin demeyi özlüyorum. Çobanoğlu çıt çıkarmıyor, hatta gözlerini bile kırpmıyordu. Radyolarının başındaki herkes soluklarını tutmuş, liderlerinin bu hatırlatmalarını içlerini çekerek dinliyorlardı. Her neyse, şimdi herkes eskiden hayatın nasıl olduğunu ve gelecekte nasıl olması gerektiğini biliyor. Dönelim anıya. Bir akşam arabamla Şişli'deki evime gidiyordum. Her yer kardı. O zamanları hatırlayanlar bilir, öyle İstanbul'a deli gibi kar yağmazdı her zaman. Çoluk çocuk günlerce erimeyen kara sevinirdik. Her neyse, arabayı dikkatle kullanıyordum. Durdu, nükleere hayırdan bir yudum kahve içti. İyice soğumuş ve karanlıktan görülmese de üzeri yağ kaplamıştı. Evim kupayı bıraktığı eliyle sakalından bir tutam aldı ve kıvırmaya başladı. Ağzındaki soğuk kahvenin kaygan tadının kaybolması için biraz yalandı. Evim dik bir yokuşun üst tarafındaydı. Kış aylarında arabayla o yokuşu çıkamadığım için ana yola yakın köhne bir sokağa bırakıyordum. O gün tıpkı benim gibilerden fırsat bulup bir park yeri yakaladığım için çok mutlu oldum. Arabayı çöp konteynerlarının yanındaki boşluğa park ederken az ileride bir bankta oturan genç bir kıza ilişti gözüm. Montunun tüylü başlığından ve yüzüne düşen sırma gibi saçlardan onun güzel bir kız olduğunu anladım. Çok üşüyordu. Daha 20'li yaşlardaydım ve kendi yaşıtım bir kız gördüğümde yüreğim hoplardı. Hele bu kız güzelse elim ayağıma dolanırdı. Arabamı park edip onun yanına gittim tekrar durdu ve gölgeler arasında kendisini dinleyen gence ''Sence bizi dinleyen var mıdır?'' diye sordu. Çoban oğlu hızla mikrofonun başına geçti ve pota açarak ''Şu an herkes soluksuz bir şekilde sizi dinliyor efendim. Lütfen devam edin. Yoksa yarın beni öldürürler.'' diyerek gülümsedi. ''Siz bile beni kurtaramazsınız.'' Aslında ben de anlatmak istiyorum. Serserilik yapıp boşuna kestim sözü. Kusura bakmayın dostlar derin bir soluk aldı ve sakalını sıvazladıktan sonra devam etti. Döndü ve bana baktı. Hani bankta oturan kız. O bakışlar hala aklımda. Baktığı kişiyi mum gibi eriten öfkeli bakışların sahibine burada neden beklediğini, her şeyin yolunda olup olmadığını sordum. Kız başını iki yana salladı. Bütün cesaretimi topladım ve arabanın içinin sıcak olduğunu, isterse gitmek istediği yere götürebileceğimi söyledim. Yemin ederim bunu tüm dostane duygularımla söyledim. O güzel kız öfkeyle yüzüme baktı. Bir insan kendine yardım etmek isteyen birine neden bu kadar korkunç bakardı ki? anlamıyordum. Hemen gitmemi işaret etti. Ben onun gözlerinde kaybolmamak için çabalarken o beni başından savıyordu. Çobanoğlunun bakışları matlaştı stüdyonun içi gereğinden fazla sıcak olmasına rağmen üşümüş gibi kollarını sıvazlıyordu. Alaca karanlıktaki ifadesinden dinlediklerini hayal etmeye çalıştığı anlaşılıyordu. Bir şey daha söyleyecek olsam muhtemelen bana bağıracaktı. Çok üşüyordu ama burnunun kızarıklığı sadece soğuktan değildi. Galiba ağlıyordu. Soğuktan dolayı gözlerinin nemlendiğini zannetmiştim. Fakat bariz bir şekilde ağlıyordu polisi aramak, yardım etmek için ısrar etmek işe yaramayacaktı. O zamanlar asla işe yaramazdı. Her insan sanki programlanmış gibi kendi derdini kendi başına çözme çaresizliğine sahipti. Arabaya gittim. Hava karardığı için beni göremiyordu. Zaten arkamdan baktığını zannetmiyordum. Bir süre onu gizlice izlemeye başladım. Bakalım ne olacaktı. Eğer bir şey olmazsa kalkıp tekrar yanına gidecek, ve tekrar yardım teklif edecektim. Uzatmayayım. Yaklaşık yarım saat sonra ben kalkıp tam kızın yanına tekrar gideceğim sırada bir adam geldi. Kocası olmayacak kadar yaşlı ve çirkin biriydi. Babası da olamazdı. Bunun sebebini size açıklayamam ama öyle olmadığına emindim. Bağırışmaya başladılar. Soluklarından çıkan buhar yüzlerini görünmez hale getiriyordu. Çok iyi hatırlıyorum. Sonunda adam kızı kolundan tuttu ve onu benim olduğum aracın yanından geçerek sürüklemeye başladı. Kız yanımdan geçerken sanki orada olduğumu biliyormuş gibi aracın içine baktı. Göz göze geldik. Bütün kayıp şehir dikkat kesilmişti. Tüm pilleri, tüm aküleri harcasalar da bu sonunu dinlemeden radyolarını kapatmayacaklardı. Sonra ne oldu efendim? Radyocunun tekrar soluk almaya başladığı için yüzüne kan gelmiş gibiydi. Heyecanlı bir şekilde merakını gidermeye çalışıyordu. Sessizlik uzun sürmüş, mikrofonun başındaki adam kızla göz göze geldikleri andan kopamamıştı. Bir bardak su vereyim mi? Başını iki yana salladı. Gözlüğünü düzeltip devam etti. Aslında pek bir şey olmadı. Tıpkı dünya gibi bu öykünün sonu da mutlu bitmedi. Kızı o gün takip etmeye cesaretim olmadı ama ertesi gün aynı bankta otururken ve ağlarken buldum onu. Yanına gitmeye karar verdiğim sırada beni uzaktan gördü ve başını iki yana sallayarak gelmememi işaret etti. Bir gün önce bu fırsatı teptiğimi anladım. Canım fena sıkılmış, kalbim fena kırılmıştı. Vazgeçmemeyi düşündüğüm an yine aynı adam geldi ve yine onu kolundan tuttuğu gibi sürükleyerek götürdü. Ben 20'li yaşlarda toy bir gençtim. Korkuyordum. Onu durduramadım. Korktum. Şimdi olsa müdahale eder miydim bilmiyorum. Bu tam bir ay sürdü. Nasıl yani? diye çıkıştı çobanoğlu. Bir ay kız her gün oradaydı ve siz hiç yanına gitmediniz mi? Hayır, yanına hiç gitmedim maalesef. O yaşlardaki duygu dünyamızın ne kadar karışık olduğunu hepimiz biliyoruz ama benimki biraz farklıydı. Benimki basiret bağlanması gibi bir şeydi. Sonraları iki günde bir gittim onu izlemeye. Her gün gitmiyordum. En son gün çoban oğlunun yüzüne üzüntüyle baktı. O bankı uzaktan saatlerce izlememe rağmen kız bir daha gelmedi. Ertesi günde gelmedi, bir başka günde. Hava ısınmaya başlamış, karlar erimişti. Hayat eski haline geri döndü. Ben o kızı asla unutamadım. Altı yıl sonra pandemi dünyanın cılkını çıkarttığında bile unutmadım. Çok üzüldüm dedi radyocu. Üzüldüğü ve içten içe kızdığı sesine yansıyordu. Bu gerçek bir anı çobanoğlu. Eğer hayat bu kadar acımasız olmasaydı aklımdakini yapar, o kızı o adamdan kurtarırdım. Kaç kez adamı öldürmeyi, kaç kez kıza benimle gelmesi için yalvarmayı düşündüm bilemezsin. Ama hayat çok acımasız, hem de çok. Siz belki o kıza yardım etseydiniz hayat bu kadar acımasız olmazdı. Kayıp Şehrin Lideri büyük bir olgunlukla it çekti. Sence ben o kıza yardım etseydim dünya düzelir miydi? Ekecek toprak bulabilir miydik? Elektriğimiz olur muydu? Kayıp şehir daha yaşanır bir yer olur muydu? Olmazdı delikanlı. Programın sunucusu gözlerini kapattı ve her şeyin bir an sessizleşmesini diledi. Biz ne zaman hayatın bu kadar acımasız olduğunu öğrendik, o zaman hayatta kalmayı başardık. Ama aması maması yok. Hadi bakalım bu kadar yeter. Güzel bir şey çal da yayını bitirelim. İnsanların akülerini değil. On dakika sonra Çobanoğlu yalnız başına hüzünlü bir kapanış konuşması yaptı. Sonra tıpkı tüm kayıp şehir gibi enerjiyi kesti. Bir üst kattaki yatağına uzandığında kış ayındaki bankta oturan kızı düşünmeye başladı eğer o kıza yardım edebilse Son Kayıp Şehir Yazan Erol Çelik Okuyan Erol Çelik